Evet. Spor Manşet'in bugünkü canlı yayına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Zehra Köse olacak. Milli eskrim sporcumuz Zehra Köse ile güzel bir canlı yayın geçirebilmek ümidiyle diyelim. Birazdan kendisi bağlanacak. Bağlandığı zaman sorunuzu da alabiliriz. Zehra'ya olan sorularınızı iletirseniz yorum kısmından biz de kendisine ileteceğiz. Eskrim alanında çok başarılı sporcularından biri. Hoş geldin diyelim. Merhaba, nasılsınız Müslüm abi? Ben İyiyim, herkese teşekkürler. selamlamak Siz istiyorum. nasılsınız? İyiyim ben de, nasıl olsun? Çok teşekkür ederim. Nasıl Evdeyiz. geçiyor günler? Günler, yani sabahları antrenman yapıyoruz genelde. Federasyonla birlikte online antrenmanımız oluyor milli takımla. Ondan sonra biraz sıkılmaya başlıyoruz tabii. Kahvaltı yapıyoruz, dizi film izliyoruz. İşte ev ihtiyaçları bir şeyler olursa onları yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında yemeğe yardım ediyorum anneme. Öyle geçiyor bir şekilde. Ama alışık olmadığımız bir süreç tabii bu. Biraz Evet. zorluyor bizi. Peki idmanları vesaire online yapmanız ne tür yani eksi artı var mı bu konuda? Çünkü alışık olmanız bir idman türü. Evet yani aslında tabii çünkü maç yapamıyoruz. Benim mesela bütün kılıç ekipmanlarım şu anda Ankara'da. Ben buraya ailemi ziyarete gelmiştim. Karantina bir anda çıkınca kaldım burada. Ama tabii federasyona teşekkür ediyorum buradan çünkü onlar çok farklı, her gün farklı program veriyorlar bize. Sağ olsunlar antrenörlerimizle birlikte. O çok iyi oluyor, bizi tutuyor biraz yani, en azından kondisyon açısından tutuyor biraz. Teknik olarak da işte ayak hareketleri falan çalışıyoruz. Yine program gönderiyor federasyon her gün bize. Mental anlamda da gönderiyorlar. Yani çok iyi oluyor. Bizim için çok pozitif bir durum bu şu anda. Yani kontrollü Peki gidiyor aslında. bu süreçten sonraki planlarınız neler? Nasıl bir ilerlemeyi düşünüyorsunuz? Çünkü bayağı bir idman eksikliği veya bayağı bir mental olarak bir yorgunluk olacak. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Plan neler? Yani ya tabii önümüzü ben aslında şu anda çok iyi göremiyorum. Program nasıl ilerleyeceğimizi de çok bilemiyorum. Ama bana kalırsa herhalde bir anda maç koymazlar bu süreç bittikten sonra. Yani FIA'nın da yani Dünya Federasyonu'nun da bir anda maç koyacağını düşünmüyorum. Bir süre tanır bence çünkü bir anda maçı girersek herhalde sakatlıklar falan çok olur diye düşünüyorum. O yüzden ilk önce bir kamp sürecimiz olur bence toparlanmak için. Yavaş yavaş yüklenmeler başlar. Sonra yavaş yavaş herhalde adapte olacağız artık. Yani bütün dünyadaki sporcular için bence böyle olmalı. Öyle de O olur diye zaman eskrime dönelim. Çok düşünüyorum. merak edilen bir spor aslında. Kaç yaşında başladınız? Ben aslında ikinci sınıfa giderken başladım ilk. 8 yaş oluyor galiba. İlk florele başlamıştım. Ama aslında kendi branşıma kılıcı 10 yaşında başladım. 5. sınıf. Başlama süreciniz nasıl oldu? Bir ona değinebilir miyiz acaba? Tabii ki. Başlama sürecim, teyzem benim konservatuvarda okuyordu. Onlar eskrim dersleri alıyorlar. Dedi bir gün sizi antrenörüme götüreceğim. Bakın böyle böyle bir spor var. Biz de abimle birlikte götürdü bizi. Biz de gittik. Sonra hoca baktı, Özden Ezinler benim ilk aslında antrenörümdür. Beni keşfeden antrenörümdür. Floro eğitmeniydi o da. O şey demiş. Hani bu çocukların spora çok hani ilgisi, yeteneği var fiziksel anlamda. Ama hani eskrimde çabuk sıyrılır demişler. O şekilde eskrimle öyle tanıştım. Floro ile başladım ilk başta. Sonra da devamı geldi bir şekilde. Yani eskrimin bazı farklı alanları da var. Evet, üç branş. Bundan da bize biraz bahseder misin? Belki bilmeyenler varsa. Tabii ki eskrim üç branş ayrılan bir spordur. Epe, flöre ve kılıç olarak. Benim branşım kılıç. Ve hep üç branşında çok farklı vuruş teknikleri var ve vurduğumuz alanlar çok farklı. Mesela kılıçta aslında kılıça vuruş yapılır. Sadece değmek bile yeterli olabiliyor. Ama filero ve epede dürtüş dediğimiz bir teknikle vuruş yapılıyor. O dürtüş dediğimde kılıç rakibi böyle batırıyor gibi. Biraz esnetmeniz gerekiyor kılıcı. Hani bize vuruş ama onlar da esnetme şeklinde. O şekilde yani şey, kılıçlarımız da çok farklı. Maskelerimiz farklı. Bu Evet. şekilde yapıyoruz. Ya kime eskrimden bahsetsek aslında hep bir ilgi çekici olmuştur. Ya keşke ben de yapsam. Hani tabii bir belirli bir yaştan sonra hobi olarak yapılabilir sadece ama insanların hep ilgisini çekiyor tabii görünüşte.
Arka planda biraz idmanlarınızı izlediğimiz zaman çok ağır bir spor olduğunu görüyoruz. Çok farklı ve zor idmanlarınız var. Hazırlanmanız, maça hazırlanmanız, turnuvalar hazırlanmanız nasıl oluyor? Ya bizde şöyle, biz genelde kampa giriyoruz, uzun süreli kamplara giriyoruz. Ve genelde hani yurt dışı ağırlıklı oluyor diyebilirim kamplar. Çünkü partnerlerle maç yapmamız bizim için çok iyi oluyor. Yani bu bence ferdi sporlarda böyle olur diye düşünüyorum. Onun dışında ilk başta ilk hafta genelde kondisyon ağırlıklı başlıyoruz fiziksel performans için. Sonrasında yine kondisyonla beraber daha eskrim ağırlıklı ve teknik ağırlıklı gidiyoruz. Özel dersler alıyoruz antrenörlerden. O zaten devamlı alıyoruz onu. Kamp haricinde de, kamp içinde de. Sonra daha çok partnerli çalışıyoruz. İşte eskrim çalışıyoruz, kol çalışıyoruz. Mental çok çalışıyoruz maç önceleri özellikle. Çünkü dikkati ve konsantrasyonu toparlamak için maçta çok önemli. Çünkü anlık konsantrasyon kayıpları olabiliyor ve eskrim çok anlık bir spor olduğu için hani uzun, belki hani 15 tuş eleme maçları biraz uzun olabilir ama anlık tuşu anlık yaptığımız için problem olabiliyor. O zaman da çok çalışıyoruz kamp dönemlerinde. O şekilde hazırlanıyoruz. Peki eskrim için satrancın fiziksel hali demiştin daha önce. Sporda manşeti görüyorsundur şurada. Ay, Bugün teşekkür özel astım onu. ederim. Bu konuda bize bilgi verir misin? Hep yani eskrim mesela satrancın mental hali, özür dilerim, fiziksel halidir. Çok farklı bir yorum aslında eskrimi bilmeyenler için. Genellikle dışarıdan bakıldığı zaman bu çok görülmeyebilir. Hani saniyelik hareketler yapıyorsunuz. Bu konuyu biraz açar mısın bize? Neden eskrim satrancının fiziksel halidir? Yani dışarıdan aslında izlendiği zaman insanlar belki çok anlayamıyor olabilir çünkü teknikleri amacı çok bilemiyorlar. Bu çok normal ama aslında içinde olduğumuz zaman mesela nasıl anlatayım? Çok içine girecek olursam mesela ben şöyle örnek vereyim size. Maçtayım mesela rakibimle. İlk başta beraber atağa giriyorum. Sonraki hamleyi mesela tabii ki aslında ne yaptığını rakibin görmem gerekiyor ama artık bir yerden sonra, birkaç seneden sonra bunu hissedebiliyorsunuz biraz da. Ve maç yaptıkça, tecrübe edindikçe. Mesela diyorum ki ikinci aksiyon diyorum, berabere girdim, o defans yapabilir diyorum. O yüzden yavaş başlayıp temkinli görmem lazım. Ama atağa da gelebilir o an mesela. O yüzden temkinli başlayıp atağa gördüğüm an direkt gitmem lazım. Sonra üçüncü aksiyonu düşünüyorum mesela. Diyelim ki gerçekten defans yaptı o an, ikinci aksiyon. Üçüncü aksiyon diyorum, defans yaptı, tekrar devam edebilir. Mesela bu büyüklerde genelde sayı aldıkları yerden devam ediyor sporcular. Ama yıldızlar ve gençler de genelde değiştiriyorlar. Yani bu bilmiyorum level farkı herhalde. Tabii ki her sporcunun farklı taktik sistemi oluyor. Ama hani bu şekilde söyleyebilirim. Yani bir sonraki hamleyi önceden düşünme ve hissetmeyle birlikte fiziksel performansı aslında yoruyoruz oyunu. Öyle söyleyeyim. Anlatabildim mi bilmiyorum ama. Ben anladım. Umarım izleyiciler de anlamıştır diyelim. Satranç oynadın mı hiç? Oynadım ama çok iyi değilim aslında. Şimdi yalan söylemeyeyim. Satrançta çok başarılı değilim. Bilmiyorum belki dikkat eksikliğimden kaynaklı olabilir. Ama öğreniyorum. Online oynuyorum internet şeyden, telefondan. Hani öğreneyim iyice diye. Peki eğitim hayatı var mı, bitti mi, devam ediyor mu? Ben BESU'da okuyorum üniversitede şu anda. Aslında 97 doğumluyum. Üniversitemin geçen sene bitmesi gerekiyordu. Ama maç ve kamplarımız çok oldu. Geçen sene okula çok gidemedim. O yüzden bu sene dondurmam gerekti. Bu sene dondurdum. Ama tabii böyle bir karantina süreci de çıktı. Bir de olimpiyat senesi bu sene daha yoğun olacak diye. Bu arada buradan Enver'e ve takım arkadaşlarıma selam söylüyorum burada olanlar varsa. Enver de takım arkadaşım. Biz de selam söyleyelim. O şekilde yani. Çok merak edilen bir konuya geleceğiz. Sanat ve spor. Sanatla da içli dışlısın, ilgilisin. Hani Zehra dendiği zaman direkt gelen sorular bu yönde oldu. Sanat. Müzisyen bir aileden geliyorsun galiba. Evet, annem babam müzik öğretmeni. Abim de konservatuar okudu lisede. Şimdi dizi film müzikleriyle uğraşıyor da.
aranjör gibi. Yani sanatla sporun içselleşmesi nasıl? Abin mi geldi? Onu da alalım. İsterseniz gelebilir tabii ki. Zaten annemle çağırıyorum diyor sanırım şu anda. Ali İsmail çağırıyorum, seni gelebilirsin. Tam sanat demişken geldi ama. Evet, bir kapıdan bir ses geldi de ben biri çaldı zannettim Kaçırmayalım. ama Nasıl oluyor? Sanat, spor, eğitim hepsi bir arada gidiyor aslında. Ve hepsinde de çalmadı. başarılısın. Estağfurullah. Bunlar hani insanlar için çok ütopik şeyler gibi görünür. Ya okurken spor yapmak, hem eğitim hem spor çok zor şeyler görünür. Üstüne bir de sanata ekliyorsun. Hem çalıyorsun hem söylüyorsun. Bazen hikayelerini de izliyoruz, bazen canlı yayınlarında. Keyifli. Bize de çalacak mısın? Tabii ki. Tabii ki. Hazırladım, yanımda duruyor şimdi, getirdim. Ya bana göre yaptığımız, ya hayatta bir iş yapabiliriz ama bunu destekleyici şeyler de olmalı diye düşünüyorum. Ve ben ailem konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü onlar hiçbir zaman bizi zorlamadılar, ne abim ne beni. Hani bunu yapacaksınız, bunu yapmalısınız diye her zaman bize bıraktılar. Hani neyde mutluysanız onu yapın ama yaptığınız işi de hani önem verin, değer verin ve hedef koyun ve bunu yapın dediler her zaman. Hani bunun üzerine gidin dediler. Onun dışında ben mesela evet spora yöneldim ama mesela çok canım sıkılıyor bazen. Bazen çok bunalıyorum maçlarda, kamplarda. Hemen kendim, yani çıkış yolum benim mesela müzik oldu. Ben belki tabii küçüklükten gelen bir şey olabilir çünkü ailede hep müzik, şarkı, işte çalgı çengi dönen bir şeydi. Ama işte şarkı söyleyerek attım o üzgün halimi, o kötü modumu. Ya da işte gitar çalarak, amatör çalıyorum ama gitar çalarak bir şekilde o kötü negatif enerjimi atmaya çalıştım. Spor zaten antrenmanı rahatlatıyor ama müzik beni destekleyen yanım oldu mesela. Okul deyince zaten okul tabii ki hayat için bir genel kültür. Diploma çok önemli. Oradaki edindiğim arkadaşlıklar çok önemli benim için. Çünkü hayat sadece spor ya da müzik, yani tek bir şey değil. Hayat benim için bütün her şeyi kapsıyor. Hani hepsinden azar azar olmalı diye düşünüyorum ben her insanın hayatında. Hani inşallah benim de ileride torunum, çocuğum olursa onları da öyle yönlendirmek isterim. Ya da ileride öğretmen olursam çocuklarımı da aynı şekilde yönlendirmek isterim, öğrencilerimi. Abim geldi bu arada. Gel. Ali İsmail oldu. Ali İsmail Köse. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de eskrime beraber başlamışsınız ama Evet. devam Zamanda etmemişsiniz başladım. galiba. Evet, doğrudur. Şimdi bir müzikle alakadarsınız. Evet. Aslında hem Türk sporu adına hem takipçilerimiz adına teşekkür ederim size ve ailenize ki Zehra gibi bir sporcuyu, Estağfurullah. müzisyeni yetiştirdiğiniz için gerçekten hani hep gelen sorular bu oluyor. Sporla eğitim, sporla sanat nasıl götürülebiliyor falan diye destek olmuşsunuz ve kendisine bugün buralarda izletmişsiniz. Bugün bize Zehra ile beraber bir konser verir misiniz? Olur tabii ki. Söyleyeyim ben. Sizi yakalamışken bırakmayalım. Tabii Peki veririz. eskrim maceranızdan da bahseder misiniz bize? Nasıl başladı ve nasıl bitti? Bitti mi? Beraber başladık kardeşim, o bahsettiği ikinci sınıf dönemi beraber gitmiştik teyzemin okulunda. Orada işte bir süre devam ettik Flore'yle. Ben Flore'den sonra bıraktım ama. İşte basket, diğer branşlara geçtim. Öyle ilerledi yani. Ben sonra devam etmedim. Kardeşim devam etti. Aslında Ali Ben İsmail de müziğe iyi bir geçtim. eskrimciydi ama git sevmedin sen çok belki de. Ben de kontak sporlara ilgim vardı. Yani basketi de iyiydi aynen. Kürek falan, o tarz şeylere ilgisi oldu. Sonradan. Şimdi o zaman sizden bir şarkı alsak ve sonra devam etsek olur mu? Tabii ki. Yakalamışken bırakmayalım. Tabii ki. Tabii. İstediğin başka parça var mı değiştirelim? Prova da olmadı ama artık Olsun. doğaçlama girelim. Ses alıyorum. Üzgünüm acı sözlerim için. Üzgünüm beni kırdığın için. Haklısın, bana darılsan bile. Beni terk etsen bile ne yapayım, ben böyleyim. Üzgünüm bütün olanlar için. Üzgünüm
mutlu yıllarım için. Aşkımız şüphesiz olmalıydı, lekesiz olmalıydı. Affedemem ben böyleyim. İster vur, ister okşa, ister tut, ister yolla, ister sev, ister zorla, ben böyleyim. İster vur, ister okşa, ister tut, ister yolla, ister sev, ister zorla, ben böyleyim. Ben böyleyim. Annem de katıldı arkadan. O zaman onu da alalım, annenizi de alalım, bir aile boyu bir şarkı dinleyelim mi sizde? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Aslında benim arkamdaki destek daha gerçekten yani benim... Fatma Betül Hanım. Evet. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok şükür, elhamdülillah, iyiyiz. Bir sporcu annesi olarak ne söyleyeceksiniz bize? Ya çok zorlu bir süreç gerçekten. Ama Zehra için de, İsmail için de daha 4-5 yaşlarından spor ve müziğe başlattık çocukları. Hatta eşim o zaman diyordu ya, paramız yok, yetiştiremeyiz falan diye. Olsun dedim yani, onlar ya şimdi yetişecekler, büyüyecekler, başka şansımız yok. Öyle başlattık. Ama Zehra'nın da, Ali İsmail'in de yetenekleri de bu yöndeydi. Ali İsmail de aslında sporda çok iyi. Üniversitede Amerikan futbolu oynadı, kürek çekti, basketbol oynadı. Zehra keman çalar, klarnet çaldı. Gitarı tamamen kendi kendine öğrendi. Yani sanatla spor bir insanın hayatında olduğu zaman o insan depresyona girmesi zor, başka insanlarla iletişimi daha güzel. İkisinde yani bütün velilere tavsiyem, küçüklükten çocukları buna başlatsınlar. Ama ilgi istiyor, o halde olmak lazım. Sürekli onlarla beraber halleşmen gerekiyor. Her hafta, haftanın her günü neredeyse doluydum. Birini bir antrenmana bırakıyordum, birini bir antrenmana bırakıyordum. Birini bir keman kursuna, birini bir şey kursuna. Sonra bize dediler ki, biz Ali İsmail dedik, ben Anadolu Lisesi'ne gitmeyeceğim, ben müzik okuyacağım. Tamam. Konservatuara girdi. Çok güzel çello çalar bu arada. Ali İsmail çellist aynı zamanda. Daha sonra dedi ki, ben üniversitede müziğin artık yapım aşamasında olacağım. Yeni besteler yapacağım, yeni üretim yapacağım. Tamam. Yani insanlar biraz çocuklarıyla onları iyi dinlerlerse, beraber halleşirlerse o zaman o kadar güzel oluyor ki. Tabii ki ergenlik zor. Tabii ki onlar da birbirleriyle kavga ettiler. Tabii ki. Ama sabır olduğu zaman güzellikle, merhametle, hoşgörüyle o kadar güzel oluyor ki sonrası. Hakkını ödemiyorsun. Yani ben hele hiç ödemem yani. Eski gün bırakma dönemi, yani bırakmak istediğim dönem de oldu mesela benim. Ama annem sayesinde. Hayat böyle birbirimize destek oldu. Çok ağladım annemi. Hala kamplarda falan. Türk sporu da aslında hakkınızı ödeyemez diyebiliriz. Estağfurullah. Az önce de söylediğim gibi yani birçok sporcunun velisinin aklındaki soru işaretlere cevap oldunuz. Ay sağ olun. Hani, ya sadece sevseler, yani nasıl diyeyim, sadece çamaşırını yıkayıp yemeğini yapıp ihtiyaçlarını karşılamak değil, şöyle bir halleşmek, karşılıklı. Bizim hoşumuza gitmese de Zehra benim gibi değil. Ben Ali İsmail gibi değilim. Farklıyız ama farklılıklarımızı kabul edip birbirimizi dinleyerek, hoşgörüyle yaklaşırsak dünya nasıl güzel oluyor anlatamam size. Hadi size iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Görüşmek Teşekkürler. Üzere. Çok sağ olun. Ağzınıza güzel, sağlık. Güzel. Şaka. Keman yanınızda mı? Çello. Keman, çello. Artık sırayla hangisiniz? Ali, sen çello yandı. Tamam, ben o zaman önümdeki dakika. Peki Zehra Köse sporcu olmasaydı hayatını nasıl şekillendirirdi? Sanatçı olur muydu? Müzikle ilgilenmek isterdim. Çünkü çok mutlu oluyorum. Yani bu işi yaparken. Amatör olsam bile beni çok mutlu eden bir şey. Herhalde sanat isterdim. Benim de aklımdaki bir soru aslında. Az önce de soruldu. Kaç yaşında ekstrime başlanmalı? Şimdi benim başlama yaşım geçti artık. Başlanma yaşını geçirdikten sonra nasıl başlayabiliriz, neler yapabiliriz, ülkemizdeki imkanlar neler? Şimdi artık 20, 25, 30 yaşından sonra eskrime başlayamayız. Başladığımızda bir hobi olarak kalacaktır. Ama nerede öğrenebiliriz, nasıl yapabiliriz? Bu çok sorulan bir soru. Yarın Zehra var dediğimde eskrimi ben de yapmak isterdim diye yanıtlar aldım mesela dün. Ama artık hadi bu yaştan sonra hobi olarak yapabilirim falan tarzı. Peki kaç yaşında başlayalım? O yaşta başlayamadıysak neler yapalım? Yani şöyle tabii ki zaten hani böyle artık 25-30 yaşlardan sonra hobi olarak gelebiliriz. Hobi olarak devam edebiliriz. Eskrimde aslında veteranlar kısmı da var bizde. Veteranlar da yarışıyor. Hatta milli maçlarda falan da gidiyorlar onlar şu anda. Yani aslında hiç üzülmelerine gerek yok. 25-30-40 yaş için başlamak isteyenlerin. Onlar da öğrenip sonra Türkiye'deki maçlara katılıp veteranlara gidebilirler. Hatta milli maç, yani milli takım olarak da temsil edebiliyorlar bizi. Hobi olarak yapmak isteyen hobi olarak da devam edebiliyor. Yani aslında eskrim her yaşa açık bir spor bence. Ve gerçekten çok vücudu, postürü zaten çok koordine eden, bütün vücut disiplinini koordine eden bir spor olduğunu düşünüyorum. Peki nasıl başlayacağız? Nasıl başlayacağız? Federasyonumuzun, hani federasyonundan şu anda da mesajlar da geliyor. Bu konudaki imkanları nelerdir? Destek oldukları aşikar zaten. Biraz daha sosyal medya hesaplarından takip ettiğimiz zaman federasyonun evet, çalışmalarını. Zaman. Hani dışarıdan bir göz bile eskrim federasyonunun başarılı olduğunu düşünüyor. Neler yapabilirler? Zaten tabii ki federasyon sitesine girdikleri zaman hem internetten hem Instagram'dan, Twitter'dan vesaire her yerde şu anda olanaklar onlar da sağlıyorlar ve gösteriyorlar da insanlara zaten. Onun dışında Google'a da mesela eskrim yazsak bile bütün kulüpler çıkıyor sizin olduğunuz bölgede, şehirde. O şekilde de bulabilirler aslında. Ama internet sitelerinde de eskrim federasyonunu bulabilirler. Ya da en aslında şu anda insanların kullandığı işte Facebook ya da Instagram, oralardan da iletişime geçebilirler federasyonla. Çok sosyal olarak aktif bir federasyon. Bu tabii insanların ulaşılabilirliğini kolaylaştırıyor. Evet, evet. Şarkı alalım mı? Tabii ki. Ben okumak istersen. Çevrelerde de hiç aslında öyle bir okuma fiyatı. Sizin istediğiniz bir tane. Aynı zamanda çalışıyorsun. Ben eşlik edeyim. Zaten çalışacağım. Parça ne yapalım? Bu canlı yayın bitmez, ben size söyleyeyim. İsteriz şarkı. Parça hemen aklıma gelmedi. Gözyaşlarımı anlatır olur mu? Tamam. Uygun olur mu sizin için? Tabii ki. Biz keyifle dinliyoruz. Hemen akor bakayım. Ben tabii akor bakarak çalıyorum. Abim direkt o kulaktan çıkartıyor da benim için biraz zor olabiliyor. O yüzden hep bakıyorum akor çalarken. Nereden? Şuradan çalıyordum. Ama bakayım bir daha. Dönülmez yollarımı, kararsız günlerimi, şu garip hikayemi, gözyaşlarımı anlatır. Ömrümün zararını, kaybettim yarını, mutluluk yıllarımı, gözyaşlarımı anlatır.
Sana ağlayan kimdi? Seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi? Gözyaşlarım anlatır. Sana ağlayan kimdi? Seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi? Gözyaşlarım anlatır. Dinleyicilerimiz de alkışlıyorlardır şu anda. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzımıza, kolumuza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür. Gerçekten yorumlardaki gibi çok keyifli bir yayın oluyor. Ay, sağ olsunlar herkes. İzleyenler de sağ olsun. Bir de ben aslında şey de söylemek istiyorum. Bu koronavirüsünden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olanları da, hasta yakınlarına da inşallah acil şifalar diliyorum. İnşallah da bir an önce bu süreci atlatırız hepimiz için. Evet, inşallah. Hem ülkemiz hem dünya için. Çünkü sadece psikolojik olarak değil, birçok yönden sıkıntılı bir süreç oldu zaten. Gerçekten. Dün akşamki malum olaylardan sonra da yok, insanlar gerçekten zor durumda şu anda. Yani sağlıklı olamıyoruz. Peki şimdi bundan, yani beden eğitimi de okuyorsunuz, iskrimde yapıyorsunuz. Bundan 5 yıl, 10 yıl sonra Fatma Zehra kendini nerede görüyor? Sporcular yetiştiren bir antrenör olarak mı, spor okulu açan biri olarak mı veya bir sanatçı olarak mı göreceğiz belki de? Yani ilerisini çok bilemiyorum aslında ama benim tabii şimdi dürüst konuşacağım. Çok antrenör olma isteğim yoktu ama bunu annemle hep konuşuruz. O söyler. Şimdi biz Valeri Sturbab'in isimli antrenörümüzle çalışıyoruz şu anda. Ve o dünyaca da gerçekten çok iyi bir antrenör. Çok bilinen de bir antrenör. Kızım der her zaman. Hani ondan aldığınız teknikleri, ondan aldığınız ekolü siz gelecek nesle vermeniz lazım. Hani bu sizin boynunuzun borcu. Hani manevi bir iş gibi gör bunu der her zaman bana. O yüzden ben de artık yavaş yavaş düşünüyorum. Hani bu gördüğümüz tecrübeleri, Valeri'den öğrendiğimiz teknikleri, Valeri'den öğrendiğimiz çalışma disiplini nasıl? Bence gelecek nesle vermeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü Türk eskrimi hani 3-4 senede birlikte çalışmayla birlikte işte federasyonumuz olsun, bakanlık olsun, sağ olsun, takım arkadaşlarım olsun, biz birlikte belki bir yerlere getirdik ve hani bunu gelecek nesle aktararak bunu devam ettirmek lazım. Çünkü hani çok, evet, çok fazla yapılan bir branş değil belki Türkiye'de ama bizle birlikte belki de devamı gelecek. O yüzden ben de antrenörlük olabilir diye düşünüyorum. Olursa müzik çok mutlu olurum. O da beni çok mutlu eder. Ama hani hiçbir zaman şey hayalim oldu, işte şarkıcı olayım, şunu yapayım, bunu hiç öyle şeyim olmadı. Ben sadece nasıl mutluysam onu yapıyorum şu anda. Hani ileride de nasıl olur bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyorum her zaman. Ama İsmail de belki. Belki. Aynen. Onun çok güzel besteler yapıyor. Gerçekten İsmail'in Allah vergisi bir yetenek yani bu. Hani ben şimdi oturup bir müzik yapmak istesem tabii ki hiç nota, öyle bir bilgim yok ama o çok zor bir şey ve çok güzel yapıyor gerçekten İsmail'in. Sizin dinleyebileceğimiz bir platform var mı acaba? Bunları paylaşıyor musunuz? Ben genel olarak dizi müzikleri yapıyorum. Zaten onlar yayınlanıyor kanal içinde. Ama ayrıca bir platforma koymuyorum. Zaten telif hakkı sebebiyle ilk bir süre geçmesi gerekiyor. O yüzden şu an sadece televizyonda yayınlanıyorlar. Varsa özel bir platformunuz, oradan takipçilerimize duyuralım. Biz de dinleyelim ama artık o zaman bize de dinleyeceğiz. Çok sevmiyor ama ben hemen yayarım. Olursa aynen. Yayacak kanallarımız bir. Benim biraz sosyal medyayla çizişli olduğum için. Aslında sosyal medyayı kullanma şeklinde, yani takipçin olarak bize birçok şeyi öğretiyor. Yani seni takip eden bir insan olarak. Hem eskrimin gerçekten iç yüzünü. Hani maçları izlediğimizdeki oyunla idmanı gerçekten çok farklı görünüyor. Evet. Hani zorluğunu orada görebiliyoruz. Hem de sizin takımı biraz tanımış oluyoruz. Neler yaparsınız?
nasıl geçer? Takımdan da bahseder misiniz? Takımımızda kimler var? Tabii ki. Bir kere ben buradan takım arkadaşlarımı çok öpüyorum. Sarılıyorum onları. Onları çok özledim. Çünkü biz aslında ailelerimizden çok hep birlikteyiz onlarla. Antrenörlerimizle, masörümüzle, fizyoterapistlerimizle, motopati o da gelmiş şimdi Barış abi. Hepsini buradan çok öpüyorum öncelikle. Koordinatörümüz Recep Koç, federasyonumuz. Sağ olsunlar. Yani iç yüzü gerçekten aslında çok zor. Her sporun, her işin çok zordur ama hani eskrimde dediğim gibi biz çok uzun süreli kamplara giriyoruz genelde. Bu bildiğim kadarıyla halter branşında, judo branşında da böyle gördüğüm kadarıyla benim yeni yeni. Ama mesela 20 günlük kampa gidiyoruz maç öncesi. Sonra ekstra da işte 5 gün, 10 gün kamp maçta oluyoruz kamp sonrası. O süreç bizim için biraz zor olabiliyor. Yani dediğim gibi hani ben ağlayarak çok aradığım oldu annem. Belki benim yapımla alakalı bilmiyorum ama yani takım arkadaşlarımla da çok yaşıyoruz. Tabii ki genel olarak bundan çok mutluyuz. Çünkü ülkemizi temsil ediyoruz. Kamplar bizim için tabii ki çok iyi şeyler. Ama hani her zaman aslında belki çok iyi gösteriyoruz her zaman ama çok duygusal olduğumuz, çok negatif hissettiğimiz anlar da oluyor. O anları biz aslında birlikte tamam diyoruz. Olsun biz şu anda bir amaç uğruna buradayız. Biz bir hedef için buradayız. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Bu da geçecek diyoruz. Her zaman kendimizi böyle motive ediyoruz. Özellikle maçlarda çok ayrı bir atmosfer çıkıyor içimizden. Takım maçlarında özellikle. Hatta dün de onu konuşuyorduk kızlarla WhatsApp'tan. Bir internette bir video görmüştük de tezahürat yapan bir kız vardı. Aa dedim baksanıza bizim gibi böyle falan diye atmıştım onlara. Onlara da o selam olsun. Yani çok seviyorum aslında olduğum işin içini. Çünkü tamam her zaman başarı olmayabiliyor ama bize getiriler o kadar güzel ki. Yani yepyeni insanlar sanıyoruz, yeni kültürler içindeyiz. Arkadaşlarımız da mesela dört kızız, beş kızız. Beşimizin de çok farklı karakterleri var gerçekten. Çok anlaşamadığımız nokta da çok. Ama bir çatı altında toplandığımız için mesela insanlarla nasıl iletişim kurulur? Hani nasıl birbirimize uyum sağlanır? Bunu öğreniyoruz. Biraz evvel İsmail'le tartışabiliyoruz ama. Yani takım arkadaşlarımla bunu çok güzel yakaladık mesela. Bunu küçük yaştan beri artık öğreniyoruz. Yani bu tarz şeyler bizi çok mutlu ediyor. Güzel şeyler gerçekten. Kulaklarını çınlatalım o zaman isim olarak. Deniz Selin Ünlüdağ, Nisan Nur Erbil, İrina Şukla, o Ukrayna'dan gelmişti takımımıza, Ukraynalı. Aylin Çakır ve işte ben olarak birlikte. Bir de Valerius Robin hocamız tabii ki. Recep Koç hocamız. Federasyonumuz. Erkek takımından Enver Yıldırım. Hocalarımız Ahmet An, Hakan Yıldırım, Emre Çokal, Barış Bahadır, Motopati. Yani buradan hepsine çok teşekkür ederim. Çünkü aile gibi olduk artık. Sürekli onlarla birlikteyiz. Keza Tom'da kalıyoruz biz şu anda takımla birlikte. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeyiz Ankara'da. Ben ailemle kalmıyorum normalde 1,5 senedir falan. 2 senedir neredeyse tesisteyim. Oradaki çalışanlar da mesela yani orada mesela Gülten abla vardır bizim resepsiyonda. Hep orada o organizatör gibi. Ona artık böyle anne diyoruz neredeyse. Çünkü her şeylerimizle o ilgilenir. Bazen antrenmana giderken sonra kızım neyin var, bir sıkıntım mı var, negatif gözüküyoruz falan. Anlıyor artık her şeyimizi böyle. O yüzden böyle bir aile gibi olduk. Güzel şeylerdi ya. Tom'da buluşamadık ama artık başka zamanı diyelim. Burada. Evet, onu inşallah. Korona süreci de geçerse. İnşallah. Peki eskrim alanında halkımızdan, basınımızdan beklentileriniz nelerdir? İstekleriniz var mı? Onları da iletelim. Yani aslında belki ülkemize şöyle bir sorun olabilir. Yani sadece bizim branş için değil, sadece futbolla yönelik genelde konuşuyoruz ama izleyiciler de böyle yani. Bu dünyada böyle. Ama belki hani bize de hani bu başarıya giden yolda hani aslında sadece başarı aldıktan sonra verilen destek değil de başarıya giden yolda verilen destek de olsa hani bir motivasyon olur. Bir işte bilmiyorum ne olabilir bilmiyorum ama biz her zaman işimize bakıyoruz zaten. Ama hani bu başarıya giden yolda da destek alsak, motivasyon alsak güzel olabilir diye düşünüyorum bizim için. O zaman biz ödevimi not edeyim ben.
Ama ben şey mesela bana göre eskiden mesela 3-4 sene önceye göre şu anda sağ olsun medya ya da sizler çok teşekkür ederiz yani sağ olun. Her zaman yer veriyorsunuz. Hatta soruyorsunuz işte maçlar ne oldu vesaire nasıl geçiyor ya da bir başarı oluyor her zaman söylüyorsunuz. Yayınlıyorsunuz. Eskiye göre bence çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Oraya da şimdi hani şey yapmayayım, es geçmeyeyim. Teşekkür ederiz. Aslında sizin başarılarınızla, sizin başarıya giden yollarınızla bu bizi biraz daha motive ediyor bu işi yapmakta. Hani bilirsin belki sporda manşet olarak genellikle amatör branşlardaki sporcularımıza yer vermeye, değer vermeye çalışıyoruz. Çünkü başarılı sporcular desteklenmeli. Elimizden gelen biraz bu reklamınızı yapabilmek ise, yani eğer bir faydamız olursa ne mutlu bize. İnşallah tüm spor alanında, tüm branşlarda başarılarımızı aldıktan önce ve sonra hani sizi hem motive ederek göndeririz hem motive başarılı olmuş bir şekilde karşılarız. Genelde gittiğinizden kimsenin haberi olmaz turnuvalara. Madalya kazanınca dönüşünüzü bekleriz ama bunun değiştiği bir Türkiye oluyor. Sizin sayenizde, sizlerin sayesinde bunlar da gerçekten. sağ olun. Biraz da belki bir bütün yani hep birlikte oluyor bunlar da yavaş yavaş. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok tut. Normalde bu kadar planlamıyordum. 20 dakika için söylemiştim size ama yordum kusura bakmayın. Olsun ne demek ya çok teşekkür ederiz. Ben Çok sporlu maçı da keyifliydi. aynısına da çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Biz Yani teşekkür ederiz. her zaman abim gibi ilgilenirsiniz sorarsınız. Yani çok sağ olun her şey için gerçekten. Sağ olun ne demek. Yani Teşekkür içten ederim. söylüyorum gerçekten. Biz az önce söyledim hani mutlu olduğum işi yapıyorum. Sizin mutlu olduğunuz işi yaparken biz gurur duyuyoruz. Bu bizim için kafi aslında. Mutlu edebildiysek eğer ne mutlu bize. Yani sağ olun, Malı. Çok teşekkürler. Yani yer verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Her Aile boyu gerçekten çok güzel bir röportaj oldu. Hem bir sporcu annesiyle röportaj yaptık. Çok sorulan bir şeydir. Hani bir sporcuya ne tavsiye edersiniz? İşte çocuğunuzu spora verin. Dense bir sporcu annesine ne tavsiye edersiniz diye sormak gerçekten bizim için güzel oldu. Hiç beklemediğimiz bir röportajdı ama çok keyif bence aldım. gerçekten yani dedim ya yani hepimizin anneleri, takımdaki arkadaşlarım da aynı şekilde yani aileleri diyeyim daha doğrusu en büyük desteklerden biridir yani bence. Özellikle mental anlamda gerçekten. Küçüklükten beri. Ya ben belki annem olmasaydı şu anda belki bırakmıştım eskiden 3 sene öncesinde. Yani Evet, o her o zaman zaman sağ olsunlar. tekrardan teşekkür ederim ailenize. Şarkı istemişler. Şarkıyla bitirelim mi? Tabii ki. Ama istek şarkı yok. Sadece son şarkı diye yazmışlar ama sizin repertuarınıza biz güveniyoruz. Tamam. Neyse var mı? Sen ne istersen ben eşlik ederim sana. Birlikte ne çalıyorduk? Şey olabilir aslında. Çok mu yavaş kalıyor? Vokal yapmak isterse annenizi de davet edelim. İzliyordur şu anda. Çağırayım mı ben? Söyleyeyim. Şey okuyalım o zaman. O da gelsin sen ağlama yukarı. Ben hemen çağırıyorum. Tamamdır. Sen ağlama. Tamam. Ton. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce güzel yüzün yanakların ıslanır kara gözlerinden bir damla yaş düşünce hüzün
damla göz için yeter, sen üzülme gülüm. Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce, bahar gelir tüm çiçekler ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce, hüzün keder yüreğime yaslanır. Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter, sen üzülme gülüm. Gamzende güllerim biter, yollarıma taş koysalar döneceğim gözlerimle yaşlarımı sileceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür. Gördüğünüz gibi biz iyiyiz. Siz de iyisiniz. Türkiye'mizde. Sayenizde biz de iyiyiz. Çok teşekkürler, sağ olun. Peki, görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun, görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı acaba Türk halkına, sporcularımıza, sporcu ailelerine? Bence çocuklar, insanlar nasıl mutluysa o işleri yapsınlar. Zorlu bir şey yapmasınlar. Ve her zaman böyle birlik beraberlik olsun. Ve size de çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sporum ailesine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayındı. Çok teşekkürler. İnşallah diğer röportajlarımızda veya yayınlarımızda büyük başarılardan sonra tekrar amin birlikte oluruz. Olimpiyat i̇nşallah şampiyonluklarından sonra. Amin. İnşallah. Dünya şampiyonluklarından sonra diye. Ay inşallah. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdin. Çok mutlu olduk. Ben çok teşekkür ederim. Ya. Sağ olun. İyi akşamlar. Çok İyi akşamlar. Evet, Zehra Köse'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir yayındı. Sizlerin de bayağı uzun süre aslında 20 dakika planlamıştık ama çok güzel gidince kesmek olmaz. Sizlerin de katılımınız çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Bugün eskrim alanında gerçekten çok şey öğrendik Zehra'dan. Ailesinden çok şey öğrendik. Sporcu ailesi olarak. Çocuklarını spora yazdırmayı hedefleyen insanlara gerçekten çok güzel tavsiyeleri oldu. Bugün 11 Nisan Cumartesi. Güzel bir gündü. Zehra'ya başarılar diliyoruz. Eskrim ailesine başarılar diliyoruz. Selamlar milli takım eskrim takımımıza, erkek takımımıza, kadın takımımıza katılımınız için tekrardan çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.